Ukrayna Rus yorumu gelir mi? Rusya yorumu gelir mi? Sonuçta kısa da olsa Ukrayna ateşelik geçmişiniz var. Ukrayna'da ateşeliğim yok ya. Şey yaptım. Ukrayna'dan video çektiğim Çektiğim videoları falan diyorsundur herhalde. Ukrayna'ya gittim, geldim. Ukrayna karıştı. Arkadaşlar ben Ukrayna'nın şeyini destekliyorum. Toprak bütünlüğünü destekliyorum. Yani bayağı da aşama kaydettiler. Rusya zor duruma düşüyor. Ee, şöyle şimdi ilk başladığında bu bütün harekatlar 3 gün falan bekleniyordu aslında. Bir an evvel Kiev'e girilmesi işte Gürcistan'da yapılan şey gibi Tiflis'te de biliyorsunuz zamanında Rusya yapmıştı. Başkente girdi değiştirdi oradaki idareciyi falan böyle kendi şeyine aldı biraz daha ama uzun da sürmedi. Gürcistan bugün yine Avrupa Birliği falan yanlısı batı yanlısı. Ama Osetya mesela Güney Osetya'yı ayırdı. Abazya yine özerk takılıyor. Benzerini Ukrayna için çabaladı. Kiev'e bir an evvel girip şey yapmak için. Savaşı çabuk bitirmek için. Önceki Yanukovic gibi kendi destekçisi, kendi güdümünde birini başa getirmeyi amaçladı. Olmadı. Ukrayna milleti arkadaşlar çok vatansever. Ben oraya gittiğimde de görmüştüm. Ülkenin gerçi yarısı Rus diyorlar. Yani ülkenin doğusuna gitmedim ben. Oralarda da bir Rus yanlılığı var diyorlar ama batısı Lviv'dir, Kiev'dir vesaire. Özellikle Lviv civarı çok şey. Ukrayna milliyetçisi. Öyle bir halka karşı da az buz nüfusu da yok. Kolay değil harekat yapmak. Pek aşama kaydedemiyor. Yani güneyde Kırım vardı işte. Donbas bölgesi, Donetsk Luhansk, Zaporojnia falan or oralar adını yanlış söylemiş olabilirim. E, oralar biraz daha şey. Siz söyleyin adını. Oralarda biraz hakim oldu ama karşı her sonda falan mesela Ukraynalılar geri kurtardı topraklarını. Yani Rusya zorlanıyor. Bu Koca devlet, koca Rusya dünyanın en büyük ikinci ordusu dediğimiz ülke seferberlik falan ilan ediyor yani Ukrayna için. Bütün imaj olarak da zor duruma düşüyor ve bence şu olacak işin o raddeye varması kötü ama yani ben biraz kötüye gideceğini düşünüyorum ne gibi ee, Ukrayna'da özellikle şey için Rusya korkutma amaçlı da e, bir böyle boş bölgeyi falan mesela nükle, küçük çaplı bir nükleer bombayla bombalayabilir bir şehri falan değil belki ama kırsalı hani bakın ben çok ciddiyim. Ben bir nükleer gücüm. Ukrayna üzerinden bize had bildirmeye çalışıyorsunuz. Bunun bedeli olur. İmajını yaratabilmek için ama bu olursa bu olursa bu sefer Batı NATO falan işte buna karşı nasıl bir hamle yapar? Ya bir nükleer savaşa dönüşmesin istiyorum tabii ki. Göreceğiz yani. Yorumlarım biraz böyle. Aslında bu konuyu Coşkun hocayla, ile Coşkun Faik Kavala YouTube kanalında onu ağırlayıp uzun uzadıya konuşmak isterim. Hem İran'daki olayları mesela İran için de ters yorum yapan insanlar da var. İşte İran'ın karışması Türkiye'nin aleyhine olur. Yorumu yapan insanlar da var. Orada bir Kürdistan bölgesinin çıkma ihtimali ve onun PKK ile o bölgenin PKK ile Barzani ile falan böyle işbirliği yapma ihtimali veya şey bir sığınmacı dalgası falan yaşanabilme ihtimali. Bunlar tabii ki olsun istemem. Ya devlet meselesinde ben şahsi şeyimi e, yani şahsi nasıl diyeyim isteklerimden biraz sıyrılmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bak bir insan en tabi haliyle en doğal haliyle gayet tabi yani İran'daki kadınların e, özgür olmasını ister. Kadınların erkeklerin hepsinin yani baskıcı bir rejim var orada şeriat mollaların kurmuş olduğu rezil bir sistem var. Bu gayet tabi böyle. Ha, mesele ama Türkiye'nin menfaatleri olduğunda daha farklı düşünebilir bir insan. Ben bu arada protestoları destekliyorum, onu söyleyeyim, belirteyim. ya burada neyi demeye çalışıyorum. Mesela bugün İran çok şey bir ülke, yaşanılası bir ülke değil. Ama ben sonuçta Türkiye'den bakıyorum, gidip İran'da yaşamayacağım. Bu İranlıların problemi anlatabiliyor muyum? Başarılı da olmalılar kendileri açısından. Ben bir İranlı olsam isyan ederim ben de yani. Böyle şey mi olur lan biz hayatı bir defa yaşamaya geliyoruz. Yok başın açık, yok bilmem ne, bir de işkenceyle öldürmeler falan filan. Ben de isyan ederim. Ama meselenin şöyle bir durumu var. Velevki başarılı oldular. He, şöyle bir durum da var. Onu da söyleyeyim. Bu velevki kısmına yani velevki oldular. Şey de olabilir. Ya bir Güney Azerbaycan olabilir. Azerba Bak İran'ın Ermenistan'la olan bağlantısı kesilir. Yani bir e, menfaat durumu da olabilir ülke adına. E, çok daha iyi bir sonuç da çıkabilir İran'daki protestolar başarıya ulaşırsa. A Ama olumsuz bir durum da çıkabilir. Ne gibi? Sığınmacı dalgası. E, tekrardan Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı bir de İran sınırı Suriye sınırından daha problemli aslında. Şey anlamında dağ bayır. Yani Suriye sınırında aslında daha düzgün bir şey yapılabilirdi. Gerçekten iktidar sınır güvenliğini almış olsa engelleyebilirdi. Ya İran'da da engeller de daha zor en azından engellemesi İran'da. Çünkü dağ bayır böyle. Düzlük yok pek. Olumlu bir durum da oluşabilir tabii ama olumsuz bir durum oluşacağı kesinse ve olumsuz bir durum oluşacaksa o zaman protestolar başarıya ulaşmasın. Ben sonuçta ülkemin menfaatini düşünmekle görevliyim. Anlatabiliyor muyum? Yani işin böyle bir boyutu var bence. Fevzi Paşa'nın asker olarak kalması kendi hayattayken ordunun siyasete girmemesi için çok önemliydi zaten. İlk darbe, fe darbe Fevzi Paşa'nın vefatından sonra diyebiliyorum. 60 darbesi demiş Ekdelion. Kiev'e hava indirme denedi Ruslar. Çok zayiat verdiler. Evet. Evet. Yani e, hava indirme denediler. Bir konvoy halinde girme denediler. Bak şu an Kiev'e bir şey denemiyorlar bile. Yani Kiev için büyük bozguna uğradılar. Kiev'i hakikaten korudu yani Ukraynalılar. Kiev aslında yoktu gibi planlarında ilerleme imkanı bulunca denemeye kalktılar. Günlerce Kiev'i çevrelemeye çalıştılar. Giremeyeceklerini anlayıp çekildiler. Bazı köylerde toplu katliamlar mezar. Evet. E, Buça, Buça. mı? Buka mı? Bir kasaba var Kiev'in kuzeyinde. Orada mesela özellikle çok katliamların olduğu iddia ediliyor. Yani görüntüleri falan da yayınladı Batı medyası. Ve oraya özellikle 64. mü adını yanlış söylüyor olabilirim. E, 64. işte piyade tugayı mı mekanize piyade tugayı mı ne var Rusların. E, çoğunu da Türkler oluşturuyor aslında. E, onun gerçekleştirdiğini e, söylüyorlar o katliamları yani başlarında mesela bir Kırgız Kara Papak Kırgız Türkü var o Tugay'ın. Sonradan adı falan da değişti hatta. O Tugay'ın biraz araştırmıştım. Machiavelli diyorsun bence de pragmatist rasyonel bir ülke ne olursa olsun birinci evet yani bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi dünyaya yayılsın istiyorum. Bak Türkiye'deki laik sistemin elbette başta Türkiye olmak üzere yani bugünlerde yaşadığımız bir problem. Laik hukuk devleti, cumhuriyet, yani halkın da yönetimde söz sahibi olduğu, böyle bir sistem dünyaya yayılsın, başta Türkiye olmak üzere tabii ki, dünyaya yayılsın elbette isterim. Daha iyi anlaşılır yani böyle ülkelerle. Demokratik ülkeler kendi aralarında çok savaşmıyor, dikkat ederseniz. Hatta bunun için uluslararası ilişkilerde şey teorisi var, demokratik barış teorisi miydi adı? Yani iki demokrasi şey olmaz, savaşmaz diye. ya Bugün dünyada çıkan bütün çatışmalar falan e, hep şeydir derler. Yani demokratik olmayan devletler veya aralarından biri en azından demokrasi değildir derler. Böyle bir teori var. E, bu yayılsın istiyorum şeyi. Yani Türkiye'deki durumun İran'da olmasını da isterim. Ama... İşin aması da elbette Türkiye'nin çıkarları, Türk vatandaşlarının çıkarları. Yani her şey, uluslararası ilişkilerde arkadaşlar her şey çıkar için yapılması lazım. Çok böyle insanlık dışı bulabilirsiniz. Çok şey bulabilirsiniz ama işin aması bu devlet arkadaşlar. Bak şirket açısından da şey bakıyorum. Siz bir şirket kurdun, bir şirketin ortağı olduğunuzu hayal edin. %25 hisseniz olsun. Tamam mı? Bu şirketten mesela kar payı da alıyorsunuz yıllık cirosu atıyorum 100 milyon dolar oldu. Dağıtabileceği miktar işte neyse karı. Bunu %25 hissedarı olarak 25 milyon dolar mesela yıl sonu bu şirket tarafından sizin hesabınıza yatırılıyor. Bu şirketin ama hissedarı olmayan müdürü var, personelleri var falan filan. Bunlar da size hissedar olduğunuz için rapor sunuyor diyelim. Şunu hayal edin. Bu şirket bir yıl sonu raporunda size rapor sunduğunda e şunu dedi. 100 milyon dolar biz yine kar ettik. Yine bunu dağıtacaktık ama biz ne yaptık? Bunun 25 milyon dolarını şurada hayır kurumuna bağışladık. Kalan 25 milyon dolarını şurada şu işi yaptık. İşle, şirketle alakası olmayan, yatırım vesaire olmayan, hayır mayır işi. Ya siz bir hissedar olarak şey demez misiniz? Kardeşim sen ne saçmalıyorsun? Yani bir sen benim paramı ver hayır yapacaksan ben yaparım. Sen bir şirket olarak bana bunu vermekle yükümlüsün. Hayır mayır yapacaksam bunu ben dert ederim. Bu senlik bir mevzu değil, senlik bir durum değil. Bunu dersiniz elbet. Yani bir şirketin yegane amacı arkadaşlar kar elde etmesi. Tabii oradaki işçilerin hakkı önemli. Tabii ki yani kanuna, kurallara riayet ederek diyorum. Veya işte hissedarlar karar alır ikramiye dağıtır bütün işçileri. Yine bu söz sahibi hissedardır. Oradaki şirketin müdürünün değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi devlete de biraz bu şekilde bakıyorum. Devlet de arkadaşlar duyguyu muyguyu kenara koyup tamamen bütün vatandaşları hissedarlarıymış gibi bir şirket gibi hareket etmeli. Tamamen kendi vatandaşlarının çıkarları, menfaatleri. Bu tabii ki şirketteki gibi ekonomik bir menfaat olmak durumunda değil. Güvenliğini sağlama refah seviyesi yine gerçi ekonomik durumuyla ilişkili falan filan yani bir devlet tamamen vatandaşlarının çıkarına göre hareket etmesi lazım. Bak bir devlet iyilik yapacaksa bile iyilik yaptığı ülke ile arasındaki diplomasinin gelişmesi, iyileşmesi, itibarının soft power olan dünyadaki itibarının iyileşmesi için bunun için iyilik yapmalı. Bu yine dolaylı olarak vatandaşına çünkü menfaat olarak dönecek. Ama çok yüklü miktarlarda Türkiye mesela kişi başına gelir oranında en yüksek yardım yapan ülke. Kardeşim, bu bize faydalı oluyor mu? Somali'ye mesela yaptığımız yardım. Ha dünyada Türkiye'nin itibarı artıyor mu Somali'ye yaptığımız yardımla? Çok arttığını düşünmüyorum. Artmıyor. Somali nezdinde çok olumlu karşılanıyor mu? Öyle bile olmuyor. Bak Suriyelilere bu kadar yardım yapıyoruz. Bir bakanın açıklamasında bayrağı yakıyorlar. E o zaman yani bu bize hiçbir menfaati olmayan bizim cebimizden yaptığın bir harcama senin devlet olarak yapma bunu. Sana kim bu hakkı yetkiyi verdi de sen benim paramı oraya buraya çarçur ediyorsun? Yani yetkisi var işte harcamayı ama olmamalı. Böyle saçma bir tablo var maalesef. Abi sen Güney Azerbaycan parçalansın dersen Güney Azerbaycan ayrılsın anlamında diyorsun yani. İran'da bizim başımıza çorap örer sonra ağlamak yok. Ya e zaten şey yani ben duygusal hareket eden biri değilim. Yani menfaatimiz olacaksa ayrılsın bölünsün. İran'da kendi menfaatini hareket edebilir. İran'da Türkiye'de Şii e, şeyinin şeriatının olmasını ister. Buna göre hareket edebilir. Burada e, tabii ki ağlamam. Ağlamam, mücadele ederim. Yani anlatabiliyor muyum? tavır Raid, ben şey değilim. İran da elbette her devlet çıkarına göre hareket edecek. Burada birbirimizin gözünün yaşına baktığımız bir durum olmaz yani. Bizim aleyhimize bir faaliyette bulunmaları, kendi menfaatleri ise, kendi menfaatleri içinse bunu yapmaları çok doğal. Yani ben ağlamam, merak etme. <laughs> Güney Azerbaycan'ın kurulması günümüzde sosyolojik olarak çok düşük bir oran. İran Türkleri iktidar yanlısı. O denli değil predatory. Ee, orada bir evet Şiilikten kaynaklı bir dini şey vardı. Hamane'ye falan böyle. Ama şu an günümüzde o boyutta değil. Tebriz'de falan çok yoğun yine protestolar oluyor ve milli bir kimlik de var artık. Azerbaycan'ın Karaba zaferleri falan da bunu biraz daha tetikledi. Güney Azerbaycan'da mesela İran'ın e, Ermenistan'a yönelik yardımları falan çok eleştiriliyor. Buradan devlete karşı da bir soğuma oldu. Zannedildiği kadar değil. Yani bir karışıklıkta bir şey olabilir. Bak protestolarda milli hükümet falan sloganları atılıyor. Güney Azerbaycan'da, Tebriz'de, Urmu'da. Şeriat aklım almıyor. Dünyada son 5 kişi kalsa komünizm bile işe yarayabilir. Ne bileyim dünyada bazı şeyler değişir. Liberalizm de işe yarayabilir. Şeriat hiçbir şekilde işe yarar. Şeriat işe yaradığı için Şeriat aklın aldığı için yok zaten. Yani şeriat dogma olduğu için var. Bu insanlar buna inanıyor. Yani bununla yargılanacaklarını, bununla öldükten sonra hesaba çekileceklerini ve bununla sonsuz bir hayat kendilerine bahşedileceğini, ödül veya ceza ile karşılaşacaklarına inanıyorlar. Burada akıl kalmıyor. Yani burada akıl merhalesinden geçirilmiyor şeriat. En mantıksız, en akıl dışı şeyler de olsa ki oluyor e, bu insanlar ya bu mantığıma ters geldi bu doğru olmayabilir demiyor zaten bu dogma dogmaya inanılır yani dogmayı birisi zaten akıl süzgecine tutar da onu eleştirir onu şey yaparsa tartmaya başlarsa o kişi sorgular ve şey olur e, inanmaz zaten artık buna <laughs> Yani bu lafımdan bak şöyle tepki gelebilir Hayır ben akılla da mantıkla da baktım şey oluyor falan bak işin ucunda şöyle bir mesele var arkadaşlar bu şekilde beni eleştirecek olan kişilere karşı da bunu söylemiş olayım Ortada şeriat açısından diyorum Allah gibi bir varlık var inanılan her şeye gücü yeten ee, işte Kadiri mutlak yani e, böyle bir varlığa inandıktan sonra her şey mümkün yani cinler mesela aklınıza mantığınıza yatmadı. Ya Allah istese olur. Anlatabiliyor muyum? Ee, şu benim adalet duygumu incitiyor. Bu doğru olmasa gerek. Allah istiyorsa yapar. Yani e, hani <laughs> bir film izlediğinizde, bir dizi izlediğinizde orada çok mantıksız bir şey gördünüz. Ama ne dediler mesela orayı için? Onu sihirle yaptı. Büyüyle yaptı. Yani bu adeta bu, bu şekilde bir şey. Yani oraya işin içine o denklemin içine her şeyi gücü yeten ve iradesini yapan bir varlık koyarsanız her şey mümkün oluyor. Daha ortada hani bir e, akıl dışılıktır bilmem nedir falan işin o boyutuna varmazsınız bile. Ümit Özdağ 2006'daki layıklık karşıtı röportajını sorabilir misin? Bir yayın yaparsak sorarım. Bu şeyden mi bahsediyorsun Predatory? Sizin için layıklık karşıtı derken şu mu? Onu anlayayım. Şimdi yazarsan da görürüm. Ee, hani bir röportaj yapılıyor. Yeni gördüm Twitter'da. Sizin için en önemli sevgi nedir? Gibi. Allah sevgisidir diyor. Onu mu diyorsun? Yoksa başka bir şey mi var bilmediğim? Cidden tarafsızlık en iyisi. Ya. Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şey Türklük içinden devam. Elbette bu, elbette ülke menfaati. Ama Türkiye'nin menfaatine olacaksa elbette başka devletlerle de işbirliğine girebilir. Hangi taraf olduğu farksız. Menfaatine hangisi olacaksa arkadaşlar. Ben bu kafadayım. Evet, devlette merhamet olmaz. Bu meşhur şeyi sözüdür. Birleşik Krallığın dostları yoktur. Çıkarları uğruna işbirliği yaptığı başka devletler vardır. Bu Lordlar Kamerasında söylenen bir söz ya da Avam Kamerasında da olabilir hatırlamıyorum İngiliz Meclisinde yani söylenen bir söz haklı da bir söz. Ya yani mesela Azerbaycan ile ben bir Türk vatandaşı olarak Azerbaycan'a benim duygusal bağım var çünkü soydaşız aynı dili konuşuyoruz aynı acıları yaşıyoruz aynı Tarihimiz var. Ortak tarih birliğimiz var. Bugün benim odamda bulunan Göktürk Bayrağı Azerbaycan'da da açılıyor. Yani birçok birlikteliğimiz var. Ben buraya duygusal bir bağ duyarım. Şimdi bu mesela hani Türkiye'nin Azerbaycan menfaatine de hareket etmesi için en büyük gerekçe. Çünkü halkı ile kan bağı var. Işte dil bağı var. Tarih bağı var. Ortak acılar var. Ortak sevinçler var. Vesaire vesaire e, Dolayısıyla Hani burada şey şunu demeye çalışıyorum e, doğal bir müttefik doğal müttefik kavramıyla Aslında çok karşılaşmadım uluslararası ilişkilerde e, Eğer bir gün bunun terminolojiye sokabilirsem e, ben sokacağım belki doğal müttefik arkadaşlar bu tür devletler bak başka iki devlet örneği verin Türkiye Azerbaycan gibi olan dünyada halklarının da milletlerinin de böyle soy bağının olduğu, işte dil bağının falan olduğu. Yani Avusturya, Almanya diyebiliriz. Portekiz, İspanya tam değil. Onlar Portekiz başka. Avustralya, İngiltere. Hadi o biraz doğrudan İngiltere'den gelme ama aynı yere çıkar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Doğal müttefik zor bulunur. Yani bak Türkiye ile Gürcistan arasında şu anda çok bir problem yok. Kuzey Kore, Güney Kore. Aynen. <laughs> ne, ne büyük doğal bir... Aslında dediğin doğru da işte burada rejimlerden dolayı bambaşka bir şey var ama orada. Ya bu zor bulunan bir şey. Türkiye, Gürcistan dedim. Şimdi Türkiye ile Gürcistan arasında e, aklınıza gelen büyük bir böyle diplomatik problem, bir kriz e, aşılması gereken bir sorun var mı? Benim aklıma gelen bir şey yok. Bu i̇ki devlet iyi... Geçiniyor anlaşıyor yani tarihte de çok böyle bir e, problemi yok. Yani misak-ı milliden batum meselesi falan vardı. şu an bizim de batum bizimdir gibi bir tezimiz yok. E, Gürcistan'ın karşı bir tezi yok vesaire şu an iyi anlaşan iki devlet. Ama mesela yarın bir gün bir şey olduğunda terste kalabiliriz bu çok doğal. E, hani Gürcistan'la böyle çok husumetli olabiliriz anlatabiliyor muyum? Yarın çıkacak bir krizde. Ama e, Azerbaycan'la bir e, yani kötü bir şeyler yaşansa bile e, vatandaş şeye bakar. ya Şu an mevcut idareci yüzünden falan yaşanıyor der. E, biz onlarla soydaşız der. Biz onlarla kardeşiz der. E, bu bulunması zor bir şey. Bunu korumak, kollamak da gerekiyor. O yüzden mesela Azerbaycan'ın menfaati içinde hareket edilmesi Türkiye'nin de menfaatine. Yani yine aslında olay bizim menfaatimize çıkıyor.